Evet, öncelikle teşekkür ediyorum değerli moderatörümüz. Sizleri ve üyesi olmaktan gurur duyduğum Saha İstanbul üyelerini saygıyla selamlıyorum. Sunumumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Avrupax Mühendislik 2015 yılında bir mühendis grubuyla kurulmuş. Hayatın hemen her alanında mikro yapı, mikro mekan üretmek adına, çözüm üretmek adına tasarımdan imalata kurulmuş bir firmadır. Firmamız Teknokent çatısı altında kurulduktan sonra kamusal, kurumsal ve bireysel çözümler üretmeye başlarken ihtiyaçlara özel, tam donanımlı, gezici veya taşınabilir olmak üzere mobilize veya modülize hizmet mekanları, ihtiyaçlara kullanıma hazır hizmet mekanları üretmeye başlamıştır. Bizim ayrıcalığımız fonksiyonel tasarım, küçük alanlarda, mikro alanlarda makro kullanımı en kullanışlı biçimde ihtiyaca göre, ihtiyaç neyse o doğrultuda tasarımdan başlayarak projenin konusuna göre mühendisler olarak, tasarım mühendisleri, mikro mimarlar olarak bir araya gelip öncelikle onun en kullanışlı, en verimli, sahada uzun ömürde kullanılabilmesi için A'dan Z'ye biz değerlendirmesini yapıp ondan sonra biz tasarımlarımızı üretmeye ve ardından imalata geçilmeye başlıyoruz. Uygulamalarımız arasında sağlık sektörü, eğitim sektörü, savunma, askeri, emniyet sektörü ve sivil alanlar mevcuttur. Türkiye'de henüz yeni bir alan olduğunu söyleyebilirim. Esasında dünyada da henüz yeni bir alan. Çünkü mevcut faaliyet veya hizmetlerin aynı standartlarda sahada sürdürülmesi ve hizmetlerin veya faaliyetlerin ihtiyacı olan biçimde açık alanlarda, işte arazi koşullarında, olağanüstü, olağan dışı hallerde, acil ihtiyaç durumlarında elbette ki tam donanımlı, hazır, hızlı ve pratik yapılara veya mekanlara ihtiyaç hasıl olmaktadır. Bugün ve gelecek adına da sürekli ihtiyaç arz etmektedir. Bu alanda da Türkiye'de biz bir boşluk olduğunu düşündük ve palyatif geçici çözümlerden ziyade daha kalıcı, daha kullanışlı ve tam ihtiyaçlara özel tasarlanmış mühendislik ve tasarım harmanından geçmiş ve buna uygun üretilmiş çözümlere ihtiyaç olduğunu düşündük. Bu alanda biz yaklaşık 5-6 yıldır çok ciddi emek veriyoruz. Türkiye'de özellikle hem malzeme açısından, yani mikro alan mimarisi Türkiye'de hemen hemen yani eğitim altyapısı olarak yok diyebiliriz. Üretim altyapısı da yok diyebiliriz. Mesela 10 metrekarelik bir alanda siz 100 metrekarenin içini göreceksiniz. Ona uygun da mobilyasından veya işte ihtiyaç neyse, bir hastane ise veya herhangi bir iş amaçlı, ticari amaçlı veya ne amaçlıysa ona göre, ona uygun siz fonksiyonel tasarım yapmak zorundasınız. Bunun içinde malzeme, ürün olması gerekmektedir. Biz olabildiğince, işin püf noktası, bizim ayrıcalığımız, bu tasarımları yapabildiğimiz kadarıyla mikro düşünüp fonksiyonel hale dönüştürüp en verimli, en kullanışlı hale nasıl getirebiliriz olayıdır. Ondan sonra üretimde zaten bizim çoğu kalemimiz, çoğu üretimimiz kendimiz yapmaktayız. Çünkü bunların hazır ürünü olmamaktadır. Biz Türkiye'nin yerli ve milli hedeflerinin bir parçası olmak adına bu alanda da ciddi prototip çalışmalarını sürdürmekteyiz.
Türkiye'de yeni bir alan. Bununla ilgili biz eğitim üniversitedeki özellikle mimarlık, endüstriyel tasarım bölümleri, makine mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği, işte bizim işlerimizle iç içe olabilecek ve bizim projelerimizle iç içe olabilecek ihtiyaç duyduğumuz dallarla ilgili bizim de çeşitli üniversitelerle irtibatımız mevcuttur. Burada da teklifler almaktayız eğitim anlamında. Biz de üniversitelerimizde çeşitli saydığım bölümlerde eğitim çalışmasını başlatmış bulunmaktayız ki çünkü bu alanda bize lazım olan teknik kadronun eğitim altyapısı olmadığı için biz de buna bir ışık yapmak istedik ve bunun çabasını sürdürüyoruz. Bugüne kadar elde ettiğimiz deneyimleri paylaşmak ve bir kadro altyapısını ve bu alanın Türkiye ve dünyada gelişmesini arzu ediyoruz. Bu anlamda yeni bir alan. Bizim için de, Türkiye için de biz hayatı kolaylaştırmak istiyoruz. Hizmetleri kolaylaştırmak istiyoruz. Olağanüstü hallerde, olağanüstü hallerde, acil durumlarda daha fazla kurtarılmış hayatın bir parçası olmak istiyoruz. Biz Avrupax Mühendislik olarak 2015 yılında kurulduktan sonra hemen biz Türkiye'de bir ilke imza attık. Aslında branşlar olarak dünyada bir ilk. Biz Türkiye'nin ilk mobil 8 branşlı ve kapasitesi yani bir anda personeliyle birlikte 20-22 kişiye hizmet verebilecek bir hastane ürettik. Mekan olarak da trailer üzerine bunu inşa ettik. Şimdi bu Türkiye'de bir ilkti. Bizim için ardı zaten yaptığımız projeler bunun dışında çok fazla. Bu mesela yaptığımız bu mobil hastane kırsal kesimde önce hizmet etmeye başladı. Tam kapasiteyle hiç hizmet almamış yerlere veya hizmetin tam donanımlı olarak sunulması istenen yerlere gerçekten çok orada yüz güldürdüğünü ve kullanıcıların çok memnun olduğunu, orada insanların çok memnun olduğunu görünce ve biz daha çok heveslendik. Bu alana daha çok yatırım yapmaya başladık. Yaptıkça da Türkiye'deki boşluğu gördükçe de bunun adına kapatmak adına elimizden geldiği kadar çaba sarf etmeye başladık ve bugün biz daha henüz aradan 5-6 yıl geçmesine rağmen bunun başındayız diyoruz. Bizim faaliyete odaklandığımız iş kollarımız Ar-Ge dediğim gibi tasarım için en önemli boyutu. Hiç olmayan zor olanları tasarlamaya çalışıyoruz. Ardından imalat projemizi hazırlıyoruz. Sonra üretim ve malzeme boyutuna geçiyoruz. Dizayn boyutuna geçiyoruz. Hizmetlerimiz dediğim gibi her türlü saha faaliyeti ve organizasyonlar için ihtiyaç duyulan lojistik mekanlar. Bunlar mobil ve modüler dediğimiz. Doğal afet ve acil durumlar, ihtiyaç duyulan hasta olan durumlarda hızlı çözümler, eğitim, sağlık, kısacası hayatın her alanında yani ihtiyaç duyulacak, ihtiyaç odaklı bütün gereksinimleri taşınabilir hale getiren, tam donanımlı, kullanıma hazır taşınabilir hale getiren firmayız. Devam ediyoruz. Burada saydığım şeyleri kapsamakta, alanları kapsamakta. Evet, ilk yaptığımız hastanenin dış görünümünün bir parçası, sağ ve sol yanlarından genişleyen. Burada çoğu kendi tasarımımız ve kendi icatlarımız, inovatif yeniliklerimiz de mevcut. Mesela burada çok küçük alanda biz hasta asansörü yaptık, kendimiz imal ettik bunu. Şurada parçası alt tarafta görünebilirse. Orada mesela 500 kilogramı rahat taşıyabilecek ve
35 santimetrelik bir en ve 80 santimetrelik bir boy üzerine bir prototip, bir asansör biz kendimiz icat edip yaptık. Mesela burada çok yenilikler var. Ve şurada gördüğümüz bir koridor, hastane koridoru. Hemen karşımızda bir mobil röntgen ve tam esaslı röntgen cihazı mevcut. Hemen orada da röntgene uygun masa mevcut. Radyoaktif ışınlar ona karşı korunaklı özel bir masa mevcut. Orada mesela radyasyona karşı kurşun kaplanmış bir bizim panelimiz var. Hemen mobil röntgenin yanındaki oradaki panelde küçük bir alanda biz katlanabilir ve çevrelenebilir. Hemen onu oraya monte etmek de kolay olmadı. Yani o mesela çok inovatif bir tasarım bizim açımızdan. Yani böyle mikro alanda çok işlevsel hale getirebilmek için minimum bir alan bile bizim için maksimum bir verimlilik doğurabiliyor. Mesela burada ağız diş bölümünün esaslı kliniği mevcut. Mamografisiyle, cihazlarıyla, jinekolojik muayenesiyle, acil müdahalesiyle bir alan açmış olduk. 8 ayrı bir branşı var. Laboratuvarı da dahil içerisinde. Bu bizim ilk yaptığımız projeydi ve biz bunu 4-5 ayda imal edebildik. Sıfırdan başladık her şeye. Ondan sonra biz işlerimizi geliştirmeye başladık. Şu an ben hastane özelliklerine çok fazla detaylı girmek istemiyorum. Çok fazla da zaman kaplamak istemiyorum ama bizim alanımız, yelpazemiz çok geniş. Her şeyi sıfırdan düşünüyoruz. Mekanı dilediği kadar ihtiyaç neyse o ihtiyaca sığdırmak adına daha verimli kullanması adına onun için esprisi bizim yaptığımız tasarımlar. Tasarımlarla daha sonra projeye dökmekle ardından imalata uygulamaya başlamakla biz yolumuza devam ediyoruz. Dediğim gibi Türkiye'de yeni bir alan. Şimdi bütün ihtiyaçları mesela bir hastane örneği verdik ama yani akla gelebilecek her türlü terzi misali biz ihtiyaca özel bedene uygun istenilen her türlü biz elbiseyi dikebilmekteyiz. Sağlıktan eğitime bütün alanlara yelpazemiz oldukça geniştir. Türkiye'deki bizim başlatmış olduğumuz bu yenilik umarım ona uygun malzeme ve ürün imalatlarıyla da bizim de katkımızla inşallah katma değeri oldukça yüksek bir alana dönüşmektedir. Şu an biz üzerinde çalıştığımız bir projemiz var. Onu da ben paylaşmak istiyorum. Şu an enerji aracı üzerinde biz çalışıyoruz. Az kaldı inşallah prototipimiz bitmek üzere. Her türlü sahada güneş enerji panelleriyle döşeli yürüyen bir enerji, mobil enerji aracı projemiz var. 500 kilovata kadar, yani o da nereden bakarsanız bir kırsal bir köyün rahatlıkla enerjisini karşılayacak kadar bir proje üzerinde çalışıyoruz. Onun ardından çadır ve yani doğal afet durumlarında hemen kullanıma hazır ama taşındığı zaman küçük, açıldığı zaman büyüyebilen 2'ye 3 boyutlarda açıldığında da 18 metrekareye ulaşabilen bir yaşam evi prototipimiz bitmek üzere. Yani hayatı mobilleştirmek adına mikro alanlarda makro kullanımı ve her türlü dış alanlarda, açık alanlarda, her türlü sahada kullanılmak üzere tasarımlarımız devam etmektedir. Biz kendimiz tasarımlarımızın dışında da sipariş talepleri de almaktayız. Ona uygun da
yolumuza devam etmekteyiz. Ben sunumum genel itibariyle bu kadar. Tekrar Saha ailesine çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı sunduğu için eksiklerimizle de varsa kusurlarımıza da özür dileyerek saygılarımı, selamlarımı sunuyorum.